Evet arkadaşlar, bu da Mehmet abimizin Bursa'ya kazandırdığı. Şöyle gösterelim. Şöyle yoldan geçen arkadaşlar direkt Bursa kuşlarımızı görebiliyor. Şöyle gösterelim. Karaman metrosunun karşısı. Karaman metrosunun hemen karşısı. Bursa oynarlarına ne kadar değer verdiğimiz. Tabii ki tabii ki. Bütün, sadece ben de tüm meraklılar aynı şekilde düşünüyorlar zaten. İmkanları olduğu kadar arkadaşlarımız da bu değeri kazandırmak istiyorlar herkese. Burası da aynı zamanda güvercin kümesi. Evet. Ekrem kardeşimizin yeri sağ olsun. Buradan ona da selam tabii olsun. Hatta bu tarafta da var. Şunu da gösterelim. Olur sağ iniş. Arkadaşlar hemen şöyle. Oynar İmparatorluğu Bursa. Bursa oynar güvercinleri. Devam ediyoruz, daha bitmedi. Evet. Okey. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bursa'da değerli Mehmet abimizin yanındayız. Şimdi Mehmet abimizle kuş uçurma programı yaptık. Doğru mu Mehmet abi? Aynen. İnşallah birazdan kuşlarımızı uçuracağız. Değerli boksör abimiz var. Seni de bir tanıyalım abi. Ben Gökhan Genç. Gökhan abim yaş kaç? 52. 52 maşallah, göstermiyorsun. Sporculuk belli. Evet, sporculuktan dolayı. Kuşluk? Kuşçuluk Mehmet abimizin sayesinde bir şeyler yapıyoruz işte. Allah razı getirsin. Evet, Mehmet abimizin sayesinde. Mehmet abim, şimdi oynarları asıl zamanı dedin, gökyüzüyle buluşturacağız. Evet, inşallah hep beraber göreceğiz. Sıkız. Geçen hafta arkadaşımızla uçurduk. Ne şanslı. İki tane kaptı. İki tanesini. Atmacaya mı verdik? İki tanesini atmacaya verdik. Biri yere düştü, yerde öldü. Biri de havada. Hiç alıp götürmedi, havada yedi. O kadar yani. O kadar. Gözünüzün önünde bir de. Mehmet abi da peşine takıldı. Mahallemizin Hürriyet semti olan merkezi bir yer. Aynı zamanda tabii kuş besinleri falan buraya da koyduk. Neden? Buradaki gençlere kötü alışkanlıktan uzak dursun. Buradaki arkadaşımız Sezen, arkadaşımız içeride çalıştıran arkadaşımız da sağ olsun. O da kuşçu. O da kuşçu. Bir selam versek ayıp olur mu? Tabii. Verelim be abi. Sezen ya. Arkadaşımız da şu kardeşimiz. Gel Sezen abi. Bey çakar mısınız ya? Selamünaleyküm. Abim hayırlı işlerin olsun. Allah razı olsun. Kuşçu hoş abilerimizdensin hoş sen de. Evet. Oynar kuşu. Oynar kuşu bakıyoruz. Hürriyette zaten başka bir şey bakılmaz he. Hürriyette değil yani, merak. Biz çocukluğumuzdan beri oynar kuşu bakıyoruz. Oynara gönül verdik. Buraya geçin. Fotoğraftakiler sizden. Evet, İmparator Mehmet abimizin kuşları. Elinize emeğinize sağlık. Hala devam ediyor. Merhaba abim benim. Merhaba, saygılar. Saygılar bizden abi. Abi hayırlı işleriniz olsun. Allah razı olsun. Biz şimdi Mehmet abim bize kuş uçuracak. İnşallah hep beraber izleriz. İnşallah. Arkadaşlar yine güzel bir mekana geldik. Şöyle bir gezdireyim. Sağ olsun değerli Mehmet abim. Mekan sahibi abimizi önce bir tanıyalım. Merhaba abim. İsmim Sedat Hızlı. Çocukluğumuzdan beri oynar aşkımız devam ediyor. Biz de bunun mekanda abilerimizin, arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin güzel bir şekilde nezih bir ortamda zaman geçirmesi için böyle bir hizmet sunduk. Onlara güzel bir hizmet veriyoruz. Aynı zamanda zevkimizle yaşatıyoruz böyle. Yaşatıyoruz, evet. Keyifli bir şekilde. Keyifli bir şekilde. Ne güzel. Arkadaşlar bakın yine çok güzel bir kuşçular kahvesi diyelim. Biz evet adlandıralım. Yakışıklı bir amcamız var. Amca sen de kuşçusun değil mi? 50 senelik kuşçu. Hadi bakalım. Sende de mi oynar var? Oynar var. Ah maşallah dayım. Eniştemizde oynar merakı vardır. 50 senelik bir mağazı. Mahzeye Taker Recep. Eski kamyonculardan. Eski kamyonculardan. Hala devam etmekte. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Eski soy Arap. Evet. Arapçılık var mı? Arapçılık tamam, Arap şu anda bizde. Oo, senin kümesi de ziyaret etmek isteriz abi. Evet. Arkadaşlar. Güvercin. Osmanlı'dan bugün arkadaşlar şöyle gösterelim. Gazneliler döneminden, Selçuklu döneminden gelen bir merak. Şöyle gösterelim. Çok güzel bir tablo da burada bulduk. Sırasıyla gezeceğiz inşallah. Mehmet abi önce oynarları uçuracağız. İnşallah. Ondan sonra dostları gezeceğiz. Sedat Bey'in Arapları inşallah göreceksiniz. Ondan sonra bizim oraya kuş uçumuna gideceğiz. Onları da bakacağız. Hep beraber izleyeceğiz. Inşallah. Hadi bakalım ya Allah, bismillah. Evet, Mehmet abinin evine geldik. Şimdi sokağına geldik. Yavaş yavaş gidiyoruz inşallah. Şimdi hava güzel. Evet. Rüzgar da yok. Yukarıda bak tabii ki. Bahane yok. Bahane yok. Kuşu uçar diyorsa uçacak. Uçar diyorsak uçar. O kadar.
Oynar kuşunu evet. Uçuran bir Emir abimiz vardı. Bugün yani bu civarda evet. Çektiğimiz. Ondan önce Mehmet abi uçurmuştu ama şimdi performans zamanı dedi. Evet. Hadi bakalım bismillah. Ben kapatayım kapıyı. Arkadaşlar fark etmez. Stok sağlam. Tabii bu işlerin 3'te 1'i yer olmadığı için buraya koyuyoruz. Bir kısmı üstte. Bittikçe devamını getiriyoruz. Senin kalıyoruz peşine. Evet, merdivenlerden yavaş yavaş çıkıyoruz. Mehmet abimizin evini de deşifre ettik. Evet. Şöyle gösterelim. Bak. Ne gördüm arkadaşlar? Şimdi yukarı doğru çıkarken yazıya dikkat, yaklaşıyorum. Her yerde namı var. İmparator Kimball. Evet. Bayağı çıktık ama. Nefese. Ya Allah. Devam et kafese. Evet Ferhat'cığım. Hoş geldin diyelim. Hoş bulduk abim ya, tekrardan. Şöyle ayak üstüne kısadan geçelim. Yeni yavrularımız var. Aşağıda görüyorsun. Uçuma hazır. Evet. Uçuma hazır olanlar o iki taneyi çıkaracağım uçurmaya. Şu ciciler kalacak. Şurada yumurtada yatanlar var tabii burada. Şu kısımlar var. Şöyle yakından güzelliklerini evet. Gösterelim. Maşallah. Kartpostal gibi. Gençlik onlardan. Sonradan tabii ki. Yapacaklar da. Yapacaklar. Bunlar zaten şu an çoğu genç kadrolarım benim. Çok kuş verdik çünkü. 100'e yakın kuş verdik. Buyurun. Bu tarafta genç kadrolar var. Daha genç. Yani bir blue çağında olanlar var. Yine. Serdar teyzen abimize selam olsun. Evet. Oynar soruyordum bak abi. Değerli Mehmet abimizin. Yaklaşabilirsiniz oynarım. Arkadaşlar bir maşallah eksik etmeyin. Şimdi bu kuşları uçuracağız. Evet. Aynı zamanda. Bak, yukarıda var da bunlar da. Ellerimde tutar göstereceğim de ateş kellerinde. Tamam mı? Burada var mı daha devam? Evet. Gençlik bunlar. Genç dişiler. Kalaç erkek yavru. Annesini geçen hafta verdi bunu. Evet. Nereye gönderdin? İstanbul. İstanbul. Bir yere daha gönderdim demiştin. İstanbul'a yolladım. Edirne'de Mennan arkadaşımıza da buradan çok selamlar. Güzel kuşlar. Kayseri'de bir abimiz var. Haydar Bey. Onlara da buradan saygılar, selamlar söylüyorum. Çok güzel kuşlar aldı ve üretici. Bismillah. Mehmet abi bizi de boş göndermez burada ya. Geçen hafta 4 tane Almanya'ya yolladık. Bu da ayrı bir kafesimiz. Yavrularımız var, köşeye saklanmışlar. Şu tarafta açık kuşlarımız, miskalarımız var. Şöyle dönüp bakarsan yan tarafta kalabalık içeri doğru. Sol tarafa doğru bakarız. Yavaş yavaş gezdiriyorum arkadaşlar. Şöyle kuşlara bir bakın. Maşallah. Mehmet abimizin eline emeğine sağlık. Şimdi yukarı çıkıyoruz mu? Evet çıkıyoruz. Şimdi yavaş yavaş yukarı çıkalım. Çocuğumuz kuşları da tek tek tutup eşkal olarak göstereyim. Öyle bırakalım yavaş yavaş. Sırasıyla salacağım diyorsun. Yok. Hep birlikte uçuruyoruz. Saldığımız uçmuyoruz. Şöyle çıkıyoruz buyurun. Dublex değil triplex olmuş abi. Evet. Ah, artık böyle yapmak üzere kaldık ama havaya biliyorsun çok. Geçen hafta arkadaşımızla kuş uçurduk. Tabii bu hani dile getireyim. Gökhan arkadaşımız burada değille kuş uçuralım. Saat 11 sırada uçuralım dedik. Hadi bu sefer öyle olsun geldiği için. Kuşlarımızı tabii gökyüzüne saldık. Kuşlar kendi performanslarını gösterdiler. Yukarıya çıktılar.
orta hava ayarında bir tane kuşu almış, fark ettik. Yalnız kuş zorlanıyordu ayağının altında. Atmaca. Atmaca. Gözümüzün önünde kuşu bıraktı. Şurada Kerem'in üstüne düştük ve kuş öldü. Öldükten sonra adam bir yarım saat, bir saat geçti. Yine aşağıdan seyrediyoruz. Kuşlar havada mı? Kuşlar havada. Tabii biz o gidiyor, buydu derken bir kuşun bir tanesini fark etmeden yine almış. İkinci. Birkaç sefer de aldı, gördük gittiğini ama yine gelmiş. Onu da 10 sefer götüremedi. Kuşun ters yerine yakalamış. Martı da aldı. Almak istedi, alamadı. Bir daha başka kargalar margalar. Sonunda götürdü. Geçmiş olsun abi. Bir geçmiş olsun Demir abi. Aynı şeye rastlamayız. İki fire birden vermiş abi. Geçmiş olsun. İnşallah bu videoda öyle bir şey olmaz. Korkarak uçurmuyordun değil mi? Giden, korkarak uçurmuyordun değil mi? Canım her şey riski, hakkı onun. 30 tane var uçan. O da yiyecek. Evet. Aslında oynar kuşu en zor yakalanan kuş atmacaya. Evet. Şimdi şöyle bir resim çek. Bir fotoğrafla. Sonra tek tek göstereceğim yine. Oy maş. Mekana bakın arkadaşlar. Oo, kocaman bir kafes. Küçük yedekçimiz var. Mango. Şunları bir araya alayım. Sizin için. Bu arkadaşlar birazdan pistte olacak, evet. Arkadaşlar. Aynen. Uçacaklar. Böyle duralım ki ürküp kalkmasın. İlk tamam Mehmet abi. Tamam. Tamam mı? Bak şöyle. Sendeyiz Mehmet abi. Evet, ben şimdi biliyorsun. Şimdi uçuracağımız kuşlardan iki tanesini çıkardım. Bu iki tanesi. Yavaş yavaş ikişer ikişer çıkaracağım. Hem görmüş olursunuz. Bugün aynı zamanda Şahin falan almazsa bunu Bursa'dan atacağım. Çancılar kahvesinden atacağım bu dişiyi. Bir tane daha genç yavru var, onu atacağım. Posta kuşu gibi arkadaşlar. Yer değiştirip salabiliyor bunları. Şimdi şöyle buradan ürtmesine, kalkmasına, diğerlerine beraber uçalım diye şöyle salıyorum sadece. Bak. Seni yazık ki kalktı galiba. İnsin. Şu an uçurmak istemiyorum. Hepsini birlikte uçuracağız. Tamam. Kenara çekin, gitsin istersen ondan. Üzgünüm Mehmet abi. Geldiler. Hah, geldi biri. Kondu. Maşallah. Rengi de yıldır yıldır yanıyor. Şimdi şu iki tanesini salacağız. Yine ayrıca onlara takviye. Kalkması var, iyi oldu. Çok iyi olacak da. Tutamıyorum sertlikten dolayı. Neyse şunları da bırakayım. Usta bunları da bıraktıktan sonra hepsini salalım be. Yok. Sen devam et abi, sıkıntı yok. Ah be maşallah. Şiir gibi kuşları. Yine iki tane daha. Uçanlardan. Bunu bırakayım. Bakın bu Şahin kaptıydı. Yeni diktim. Dikişini yeni attı daha burada ama geçti. Bir hafta iplik gezdi dışında. Parçaladı bunu. Bir saat sonra geldi, öldü zannettim. Kuşun ayağında gitti, düşmüş meğerse. Sonra kaçmış. Geldi. 10 dikiş attım burasına. Şu an geçti. Hadi maşallah. Bir tanesi uçuyor abi. Bu arada arkadaşlar Mehmet abinin kuşlar sadece buradakiler değil. Bir çift kara kuyruk salıyorum. Bunu da Şahin vurduydu. Kanadı hatta düşüktür. Çaldığım zaman göreceksiniz. Beli. Dur. Olsun olsun. İşi. 3 yaşında oldu artık. O da ona Şahin vurdu. Hatta belden böyle kırıktır beli böyle hafiften. Saldığımız zaman hissedeceğiz zaten. Bir saniye şöyle. Uçan yok değil mi şu an? Yok. Ha, hepsini birlikte uçuracağım çünkü. İki tane daha tutayım. Herkes uçurmuyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. İki tane daha genç çıkardım.
Görüyorsunuz yaşmaklı şeyleri. Bunların yaşmakları gençler, çok güzel. Gençler, körpeler böyle. Bakayım, şunları bırakayım. Şimdi hepsi havaya çıkacak onların Allah'ını söylesek. Şimdi göründüğü gibi değil, hepsi havada zigzag yapacaklar. Savaşçılar hazır, bekliyor. Mehmet abimiz bu yaşta merakı hiç dinmiyor. Mehmet abi o kümeste kuş yakalamak da çok zor. Kümes çok büyük. Boyuna geliyor arkadaşlar. Ya kuş çok, şimdi hepsini salacağım. İki tane daha salıyorum. Bunlar elde de bir başka görünüyorlar. Evet. Güneşe çıktı mı şallar daha çok yanıyor. Menekşe mor yanar. Neyse bakayım şöyle, onun öbürkünde daha çeyip komple çıksınlar. Bangoları salma. Bangoları salma. Salmayacağım onları. Hadi bir tane de çapar salalım. Şöyle etrafı da bir gezdireyim arkadaşlar size. Manzara. Bir tane de çapar kollarından salayım. Şöyle içten çaparla. Böyle olunca kusur mudur abi? Değil, çapar? Kesinlikle. Bursa oynar kuşun içerisinde genelde ikinci tüyü çaparsa %70, %60 annesi ya da babası beyazdır. Diğer türlü ikinci tüyü düşürmez. Çok uzak, hani mümkün, hiç olmadığını düşün, annesi babası olmadığı için ya da dedesi en iyisidir mutlaka. Beyaz soyundan geldiği beyaz için. Beyaz soyundan işareti. Ama baş kılavuz olursa Arap'la bağlantılı olur. Bunu da saldım. Şimdi demek ki bu beyazla bağlantılı. Şimdi hepsini açacağım. Sonra çek tekrar. Bir kuş da göstereyim bak. Şahin burada yeni güzellik abi. O da uçamıyor şu an. Bak, bu kuş da 2 saat, 2,5 saat sallıyordu. Babasını da Şahin aldı. Bunu da Şahin çarptı. Kanadı şu an arızalı. Şu kanattan. Hep atmacayla boğuşuyoruz evet, galiba. Annesine de atmaca çarptı. Aşağıda tedavi altında gösterdim. O da geçti. Maşallah. Evet, bunu bak. İçeri bırakayım. Bak zor uçuyor. Şimdi şuradan. Sağda atkıyla kaldırıyorum bak. Şöyle yaptık. Ürküttük. Evet şöyle çıkardık bu atkımızı kaldırdık. Hepsi bu. 5 dakika sonra bakacağız. Bak yeni yavru, o yeni alışıyor açık olan. Belki o fazla şey olmayabilir bak. İkinciye uçuruyorum bu yavruyu bak alttan. Biraz yükseldikten sonra biraz inmezler. Bir iki tanesi var belki de o son telekleri tamamlamadılar da. Ama sertlikte uçuşlara bakarsın. Kuşçu olanlar anlar zaten. Kara kuyruklarımız o tarafta. Kanat alışlarını göstereyim kuşlara arkadaşlar. Ağız işi bak, yavruya bak nerede? 5 aylık. 2 tane o tarafta var, 1 tane bu tarafta var, 3 tane bu tarafta var. Arkanda var 4 tane. Hepsi farklı yerlerde. Benim kuşları zor takip edersin. Onlar biraz uçsun. Evet. Başımı döndürdüler abi ya. Evet. Dönecek biraz daha dur. Baksanız arkadaşlar şöyle göstereyim. Şimdi hepsi bir yerde bir yerde. Bir iki tanesi belki inebilir. Neden? Dediğim gibi geç tüye girdiler. Of yine bir dalışma var. Bir terslik yok inşallah. 2-3 tanesi çıktı yukarı. Sertliğe bak, sertliğe bak. Çarpacaklar bir şey, bir şeyden ürktüler bak. Bak. Sertliğe bak. En azından o sertliği çek. Yukarıdakiler çıkacak zaten. Çok hızlı kuşlar arkadaşlar. Nereden batıp nereden çıktıkları belli değil. Şöyle bir tanesini ablukaya aldım. Üsttekileri çekebiliyor musun? Bak yukarı çıktılar 3-4 tanesi bak.
Bak bir şeyler de gördüm. Ta yüksekteler. Görüyor musun şimdi kameraya? Adapte edeceğim, bekle. Bazı arkadaşlar bu kuşlara uçmuyor diye çok şey yapıyorlar. Her sene bir karın arası olan birisi çıkıyor. İnternetten yazıyor. Halbuki Bursa kuşuna zarar veriyorlar, farkında değiller. Değil mi? Tabii ki. Yani öyle arkadaşlarımız var ki. Bu işin en güzeli meraklı da olur. Yani ben de onda bunda değil bir şey. Meraklı bir şahıs varsa herkes meraklı olduktan sonra en iyisini bulur zaten. Kendisi de yetiştirebilir, üretebilir. Yani bazen böyle oluyor. Bu kuşta ne varsa işte kuş girdiği zaman arkadaşlıklarda da bazen kısıtlamalar oluyor. Yani bazen de bizde de belki şey oluyor. Bizde de bir eksiklik mutlaka vardır tabii ki. Bazı arkadaşlara biz mesela dostlarız, dost sayıyoruz. Belki ömründe, hayatında nasıl anlatsam böyle etrafına mum ışığı kadar ışık saçmamış veya vermemiş arkadaşlara biz güneş ışığı kadar değer veriyoruz. Ondan sonra seni hem yapıyor hem satıyor. Bu da dostlukları bozuyor, iyi olmuyor. Neticede kuştur yani. Bak şu çapar erkek son telengini daha tamamlamadı bak. Bir kanat atışına bir baksınlar. Bak. Zoomlayabilirsin. Islak yoklar. Bak, uçak çarpacak neredeyse bak kuşlara. Görüyorsun değil mi? Çok yüksekte olanı da var arkadaşlar. Çok alçakta olanı da var. Şimdi, ama kuşlar uçuyor. Ciğerler. Şahin'in kaptığı kara kuyruk insin bak. Kanadı kırık, şey beli kırıktır bunun. Bak iniyor. İnsin bu ha. Bak. Yeni düzeldi beli. Bak inerken zaten göreceksin. Boksör böyle geç Gökhan'cığım. Şu insin mali. Ha, o içeri mi girsin? İçeri girsin. Yeni uçurduğum kuş var. Daha ilk yavru bak o da uçtu. Bugün. Üsttekileri görebiliyor musun? Yeni. Sistem biraz bazıları gözükmüyor. Aldım. Ah maşallah. Arkadaşlar kuşların kanat alımını göstermeye çalışıyorum daha çok. Şöyle. Bak son telenginde daha. Kara kuyruk dişi. Bir ay sonra, 15 gün sonra inşallah daha iyi. Bunlar da arkadaşların karşı uçurduğu kuşlar. Abi hangi birini çekeyim? Biri ta nerede? Onu yaklaştırmaya çalışacağım. Bakayım bak, yakaladım. Şurada var bir tane. Yakaladım. Helal olsun. Yakaladım ama çok yukarıda arkadaşlar bu. Kaybetti. Şurada uçuyor iki tanesi. Üç tanesi bildiğiniz silindi arkadaşlar. Nokta. Vallahi başım döndü. Evet. Boyun ağrısı, boyun fıtığı olan arkadaşlar buraya gelebilir. Boyun fıtığının tedavisi bende. Tüm buradan kuş uçan arkadaşlara hepsine saygı ve selamlar. Hepsi arkadaşlarımız, hepsi meraklı. Bursa kuşun bakıp da meraklı olmayan yok zaten. Ben açacağım. Aktay yukarıdalar. Görebilecek misin? Şimdi göstereceğim. Temin geçti önümden de. Ben gördüm onları da. Bak bir tane az altında var. Ben bunu böyle çek. Çekeyim de. Vallahi kolum kalkmıyor. Tamam. Dur çekeceğim. Dur. Montu çıkartacağım arkadaşlar. Dur ben çıkarayım montu. Mehmet abi sen kamerayı al abi. Sen çekebilirsin. Parmağını göster. Şu inen ha, bu gençler iniyor. İnsinler. Bak son tenekleri bak. Yarım zaten görebiliyorsanız. Bu karşıki yaşmaklarken ilk defa uçurdum. Kara kuyruk dişi son telenginde. Merhaba. Yukarıdakileri sonra inerken çekeceğiz hepsini. Yukarıda var 3-4 arkadaşlar. Tane var. Ben açayım şunu çekebilir misin? Bak orta onun üstünde var bir tane. Bak, onun üstünde ala dişi var. Videoda abi şu an. Bunlar bayağı yüksekti arkadaşlar. Bak iki tanesi yan yana geldi. Burada araklayabiliriz. Aha yukarıdalar. Ayrıldılar. İki oradan geliyor, iki oradan geliyor. Bir tane buradan ben, geliyor. Ben de... Şaşırdım. Mehmet abi başımızı döndürdün ya. Demek şurada var bir tane bak alçaldı bak. Valla Mehmet abi başımızı döndürdün. Ben valla benim de döndü. Seninle beraber. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok.
İnşallah bunu bir ay sonra falan iki kat daha uçuracağız. Şimdi kanadı yarım olan arkadaşlar sırasıyla geliyor. Evet, bak son teneklerinde zaten göreceğiz, göstereceğiz. Ben yok gerek yok. Buradan görünüyor abi, bakın arkadaşlar. Kuşların son atkınları. Şöyle noktada olan var arkadaşlar. Şuna yaklaşayım. Kuş izlerken aşağı düşeceğim. Kaybettim. Güneş de var. Adapte olamıyorum. Bir tanesi alçakta. Çok yukarıda 4 tane var. Ferhat'cığım sen ikisini görüyorsun. 2 tane daha var. Bir cicili tek göz yavru var. Salacağımız dişi var. Bu alttaki hariç. Bunlar hariç. Bak şurada var 1-2 tane. Bak, arkam güneş ya, o tarafa dönmüyor. Evet, dönemiyor. 4 tane var şu an. Bu tarafa gelirlerse birazdan alacağım onları. Tamam. Çıkarayım ben bunları, indireyim yavaş yavaş istersen bütünleri. Sen biliyorsun abi. Hem bunları kontrol çekersin. Bak o tarafa gidiyor. Bak o tarafta da var bir tane var. Güneşten evet. Alamıyoruz. Bak geliyor bir tane burada. Bak. Bak şurada. Gördüm. Bak ikisi burada. Bak 3 oldu. 3 oldu. Daha belki 2 tane daha var. 5 olabilir. Birini yakala. Sistem göremiyor. Birini yakala oğlum. Uçak çarpmasaydı, bu kırmızı uçak da böyle dönüş, dolaşıyor oralarda. Bursa'da gözükmüyor, bırak kuş alacağız bir de Bursa'da. Ah! Boynun ağrıdı değil mi? Gözlerin yaşardı vallahi Ferhat'cığım. Emeğine sağlık abi, güzel uçuyor hayvanlar. Yeni yeni de açılmışlar. Tabii tabii. Şöyle bir salayım, bir buradan çekeyim sağlıklarımı. Olur abi. Olur olur. Sen çıkart biz bakarız abi. Sen çıkart biz bakarız. Tepedekiler çok şer abi. Vallahi başım döndü. Yeni fantomlar bunlar. Haftaya bir hafta olmuş. Bakalım binecek mi onlar? Şahin vurdu kuş. Hem indirelim sisli hava hem de salıncağı tekrar. Şöyle. Bunlar hep haftaya uçacak yavrularımız. Yeni yeni. Evet. O daha bızık bızık bak. O bızık bızık. Bir arkadaş oraya verdiydim. Bir karakanatçı, Arapçı bir arkadaş vardı. Salih abimiz. O kendi kuşlarını çalalım. Bir dene bakalım dedi senin kuşların yanında. Onu da oradan getirdim. Ona da buradan selam olsun. Aleyküm selam. Evet, bir tarafı benim kuşlarımdan. Yine havaya bakıyorlar. Havada ne var diye. Evet. Bak 3 tanesini görüyorum arkadaşlar. Bak 4 tane oldular. Bak bir tane daha geldi. Bir tane daha olabilir. 5 olması lazım onlar şimdi bak. Evet ikisini yakaladım. Dedim ya havada 4-5 tane vardır diye. Şimdi pırıltı vereyim, indireceğim. Yeniden kuş salacağım için uçurmak da istemiyorum, fazla zorlamıyorum. Ama siz inince kadar seyredelim yine. Bunlar bizi bayağı bir... Evet. Ne olacak? Şöyle etrafı da gösterelim arkadaşlar. Manzaramız güzel. Bursa etrafındayız. Kuşlar buradan başka yere inmiyor Mehmet abi. Genelde %90 böyle iner. Yavruyken bazen çok sıkışık attıysa başka bir yere. Bazen zorlandığı zaman ben çok zorlarsam belki atıyor ama 1-2 dakika sonra geliyor. Sonra yine... Ha, %99'u buraya iner. Yerini bulur diyorum. Başka yere inmez daha. Şöyle bir bakalım arkadaşlar kuşlara. Şimdi havadakileri bir daha göstereceğim. Güneş gözümü çok alıyor. Şimdi havadakileri ben de kaçtan alayım bilemiyorum. O havada... Bir de onlar da çok yüksekler. Evet şimdi 1-2 yavru var. Belki onlar daha da yukarıda olabilir. Şimdi ah gördüm birini. İner gibi yapıp da bir çıkarlarsa bir daha 2 saat sabamlıyorlar yine. Biraz görsek. Onlar herhalde videoyu tamamlayacak onlar yukarıda. Evet. O tamamlayacak. Mutlaka tamamlar. Nerede ver bakalım. Bak şu tarafta var. Ben de göremedim şimdi, kayboldu. Bir tanesini gördüm bak. Bu genç uçan yavrulardan. Dürbün lazım bunlara. Heh. Bak kanada kuşlarına bak, bak bak. Uçuyorlar aynı yerde. İyi. Bir tanesini yakaladım. Bayağı bir yaklaştım. Şimdi 2 tane oldu. 2. Zoom son. Kanat alımlarını gösteriyorum. Ha 3 oldu, bir tane daha gördüm. 3 dediler. 4 daha. Biri ya. Yukarıda Mehmet abi 4'tü. Öyle mi? Gördün mü? Gördüm.
Vallahi. Abi zoom yetmiyor. Bir dürbün lazım bunlara. Dürbün de getireyim ben bir dakika. Bak. Usta senin dürbün de var. Hemen dürbüne geldik. Evet. dürbün lazım valla. Üçünü görüyorum, birini göremiyorum. Ben açık olanını gördüm bak. Abi çok yüksek ya. Gerçekten. Bak zoom'un sonu. Meraklı arkadaşları bekleriz hepsini. İzlemeye mi? Tabii ya. Beklemene her gerek yok abi. Tıklarlarsa videodan bir tık görebilirler. Ustanın kapısı herkese açık. Maşallah. Mehmet abi hem belim kırılacak hem boynum tutulacak. Sen ne zaman yeter dersen o zaman bırakacağız. Sıkıntı yok abi. Eşe dosta söylemek istediklerini de söyle Mehmet abim. Bütün arkadaşlarımıza buradan saygı ve selamlarımı sunuyorum. Tabii ki temin az önce arz ettiğim gibi Kayseri'de çok meraklı bir abimiz var, büyüğümüz. Kendisine buradan selamlarımı iletiyorum. Mennan diye bir kardeşimiz var, Edirneli. Çok saygıdeğer bir kardeş. Ona buradan selam söylüyorum. İstanbul'daki dostlarımıza selam söylüyorum. Türkiye'deki bütün arkadaşlarımıza selam söylüyorum. Abi bu soruyu seviyorum. Gene soracağım. Neden oynar abi? Şimdi daha önceden bazı abilerimiz vardı. Çeşitli kuşlar bakıyorlardı. Yani 20 yaşına, 25 yaşına gelinceye kadar işte kelebek bakmış, mardin bakmış, selanik bakmış. Ne zaman oynarla tanışmış, ya bugüne kadar neye ben ömrümü boşuna harcamışım demiş. Derken biz onlara kulak misafiri olduk. Biz dedik bedava kuş bakmayalım. Bir de Bursa'da oturuyoruz. Bursa oynar kuşunun asaletini öğrendik. Mesela sertliğini öğrendik. Diğer kuşlar gibi böyle çok nasıl anlatsam böyle göz önünde yuva yapmıyorlar. Yani sertlik, asaletlik var. Liderlik vasfı var. En kuvvetli erkek, en üst rafı, en güzel yeri alıyor. Onun az daha bir tıkı bir aşağı iniyor. Kartladığı zaman zaten selamünaleyküm ve alt raflarda geziyor. Evet, liderlik vasfı var. Tek eşlik yapıyorlar genelde. Çok akıllılar değil mi? Kolay evet, kolay yani, böyle sağa sola düşmez, şöyle, kimseye yakalanmaz. Kepçe olayı var biliyorsun. O olmasın, eğer kuşlanma insin çıksın, teziksin. Yani inan böyle 9 gün gezip de gelen kuşlarımız oldu ama hepsi mi? Hepsi olmayabilir ama 3 gün, 4 gün her zaman yaşıyoruz bunu. Her zaman yaşıyoruz. Yani şimdi bak Bursa'dan atacağım kuşu. Çok bir mesafe değildir belki 8-9 kilometre ama şimdi Bursa'da eskisi gibi değil. Ovanın şeyi ağırdır. Hani kalibresi ağırdır. Çünkü neden? Hep bütün evler birbirine benziyor. Yerler birbirine benziyor. Ova bir de bak görüyorsun Bursa gözükmüyor. Kendi gözünle gör. Kaç kilometre var? Bursa'yı görebiliyor musun? Göremiyorsun. Gözükmüyor. Şimdi bu havada hayvanı salıyorsun, kuş nereye gideceğini bilmiyor, o konumlarda gelebiliyor. O gün gelmedi değil mi? Mutlaka 3 gün, 4 gün sonra bir şey başına gelmesin, geliyor. Kuş tellere yapışıyor, bekliyor seni. Yani bu önemli bir şey. Yani. Bursa oynar kuşu için bize gurur verici bir şey. Sonra Türkiye'de kanatta ilk tescilli olan bir hayvan. Bu sadece benim şahsımın değil yani. Bütün Türkiye'de kuş bakan, oynarcıların hepsinin tescillidir bu. Bakanlığa ait bir şey. Bunu bazıları yanlış anlayabiliyor. Tabi bunlar da bilmedikleri için belki öyle davranıyorlar. Evet, kuşlar yukarıdalar. Bir tane gene yakaladım. Evet. Arkadaşlar kuşları görmek. Bir tane ağlar dişi var yukarıda. Bir tanesi yok. Belki iki tane yok. Üç, dört. Biliyorsun dörtün üstün temin geliyor gidiyor. Ha bir tane altta var. Bir tane de bak buraya geldi Ferhatçuk. Yani bu merak işi gerçekten güzel. Oynar sevdalısı bütün arkadaşlara selamlarımı iletiyorum. Bunlar kalabalık kuştukça daha çok batıp çıkıyor değil mi? Adapazarı'nda güzel bir kardeşimiz var. Ona selam söylüyorum. Erol kendisi. Çok güzel kuşları var. Kendisi gibi. O da. Eskişehir'de abilerimiz var. Onlara çok selam söylüyorum. Alparslan abi. Diğer illerden olan abilerimizi de her zaman misafir tabii olarak bekliyoruz. Her zaman bekliyoruz. Abi çok teşekkür ettik. Bizleri ağırladığın için. Siz de bize bu özelliği gösterdiğiniz için biz size teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tamam. Beğeni, yorum sizde. Değerli Mehmet abimizin gerçekten gönülden olan oynar sevdasını sizlerle paylaştık. Bir yorumu, bir beğeniyi eksik etmezseniz seviniriz. İndireyim onları.